Hayırlı uğurlu olsun hocam. Göreve başladınız Ankara Gücü. Değerlendirmenizi alalım ilk önce. Öncelikle teşekkür ederim. Ayrıca buraya geldiğim için Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri. Çok tutkulu ve coşkulu bir camiası ve taraftar topluluğu olan Süper Lig'de bile birçok kulübün gıpta ettiği bir taraftara sahip bir futbol takımına, bir kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Buraya geliş sebebimiz 2 senelik bir projemiz var. Bu 2 senelik bu projeyle birlikte ki bizim hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bunun için burayı tercih ettik. Burada bir hedef olduğunu, burada bir tutkunun ve coşkunun olduğunu, bu camianın başkent, ülkemizin başkenti olmasıyla birlikte taraftarlarımızın Süper Lig'i bu kulübün hak ettiğini düşünüyoruz. Biz de bunu gerçekleştirmek için 2 yıllık bir proje takım olarak bir mukavele yaptık, bir sözleşme yaptık. Bunun için Ankara Gücü'nü tercih ettim. Tercihinden dolayı da çok mutluyum. Bu ligde oynayabilecek, bu lige uygun, bu ligde mücadele edebilecek karakterli Ankara Gücü camiasına mutlu edebilecek taraftarlarımıza buraya gerçekten çok çalışmaya, çok mücadele ederek başarılı olmak için buraya geldik. Onları bizim tek bir düşüncemiz var. Taraftarlarımızın mutlu olması, bizim de başarılı olmamız. Bunun için Ankara Gücü'nü tercih ettik. Buraya gelmekten ve tercihimden dolayı da gerçekten tekrar altını çizerek söylüyorum. Çok mutluyum. Burada inşallah Allah'ın izniyle de hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, medya mensupları ve taraftarlarımızla birlikte iyi bir ekip olmalıyız. İyi bir ekip olursak, birbirimizi desteklersek ben bu işi burada başarabileceğimizi düşünüyorum. Daha önce ben başardım çünkü Sivas'ta şampiyonluğum var. Çeşitli kulüplerde elde ettiğimiz başarılarımız var. Onun için biz taraftarlarımızı gerçekten onlar rahat olsunlar, sabırlı olsunlar. Futbol takımımıza ve bizlere bir sabır göstersinler. Çünkü geçen sene bu takımı şampiyon yapan İsmet Hoca ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Onların da bu lige çıkmasına büyük bir pay sahipleri var. Onlar da bizim meslektaşlarımız, arkadaşlarımız. Onlara da ayrıca tebrik ediyorum. Yeni görevlerinde onlara da başarılar diliyorum. Bu lige çıktıktan sonra artık Süper Lig'e bir adım kaldı. Buradaki hedefler bizim Süper Lig'de Ankara Gücü camiasına ve taraftarlarına yakışan bir futbol takımını, bir oyunculardan kurulu bir grubu bir araya getirerek bir oyuncularla beraber taraftarlarımızın da beklediği, istediği bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bu kolay bir şey değil. Sizler de biliyorsunuz, futbolu yakından takip ediyorsunuz. Bir oluşum içerisindeyiz. Yeniden bir yapılanmanın içerisindeyiz. Aynı zamanda ekonomik anlamda da bir sıkıntılarımız var. Bunları da ortadan gidermeye çalışıyoruz. Hep birlikte bunlar da başkanımız uğraşıyor sağ olsun. Bunları da en kısa zamanda gidereceğimizi düşünüyorum. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak için, taraftarlarımızı mutlu etmek için bizim en büyük desteğimiz ve enerjimiz taraftarlarımız olacaktır. Biz onları mahcup etmemek için buraya geldik. Gece gündüz çalışacağız. Şunu bilsinler, ben çok çalışmayı seven disiplinli bir antrenörüm. Onları mutlu etmek için, başarılı olmak için buraya geldik. Herkesin bunu bilmesini canı gönülden istiyorum. Biz de sizlerin bize vereceğiniz destekle, taraftarlarımızın bize göstereceği hoşgörü ve destekle de hep birlikte bu işi başaracağımızı düşünüyorum. Hocam, Ankara Gücü talihsiz bir süreç yaşadı. Özellikle 100. yılında şampiyonluk parolasıyla çıkılan yolculuğun hala sıkıntıları var. Bunların size yansıyanları da olacak. Bu süreci takip edebilme şansınız oldu mu hiç? İlginç bir süreç. Tabii ki yani medyadan uzaktan da olsa Ankara Gücü camiasının çok alt liglere kadar düşmesi, haddinden fazla kulübün borçlu olması, Türk futbolunda görmek istemediğimiz tablolar bunlar. Yani Ankara Gücü gibi Türkiye'nin başkenti takımının bu durumda olmaması gerekiyor. Ama inşallah bundan sonra şu anki mevcut durumdan hep beraber, hep birlikte daha iyi yerlere, Ankara Gücü'nü, yani daha iyi yerler Süper Lig'e bu 2 sezon içerisinde bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bunları gerçekleştirip geçmişten de bunlardan ders alarak Ankara Gücü'nü çok köklü, çok kurumsal bir yapı haline getirip sürekli ligde kalan, başarılı olan, yukarıyı zorlayan, hatta Avrupa kupalarında mücadele edebilecek bu köklü camiayı ayağa kaldırmak için buraya geldik. Benim de bu mücadelede bir payım olabilirse olması için buraya geldim. Kendime güvendiğim için buraya geldim. Ne mutlu bana diyorum.
Hocam, karar verme sürecinizde birçok bilinmeyen vardı. Transfer yasağı kalkacak mı, kalkmayacak mı? Maddi durum ne olacak belli değil. İlaveten bir de stat problemi var. Bu karar verme sürecinizi nasıl etkiledi? Bir de nasıl görüyorsunuz? Özellikle stat problemi de önemli bir problem gibi gözüküyor şu anda Ankara'nın karşısında. Karar verme dönemimde şunu açıkça belirtmem gerekiyor. Bazı kulüplerden de teklif aldım. Bunu gizleyecek, saklayacak değilim. Ama Ankara Gücü'nün altını çizerek söylüyorum. Tercih etmemin en büyük sebeplerinden biri çok köklü bir camia olması. Başkanımızın, yöneticilerimin iştahlı, güvenilir, dürüst, ne kadar bu işi istediklerini gördüm onlarda yaptığımız görüşmelerde. En önemlisi de taraftarlarımızın bize vereceği enerji ve destek, onların coşkusu beni yani burayı çekti. Burayı tercih etmemdeki en büyük etken taraftarlarımızın coşkusu, tutkusu ve bu takıma, bu camiye olan onların inancı beni buraya çekti. Ben de onlara mahcup olmamak için burada ekibimle beraber elimizden geleni yapacağız. Yani bu arada demeyecek söylediğiniz birçok unsurlar var. İşte transfer yasağı vesaire gibi. İnanın bunların hiçbirini ben düşünmedim. Nasıl olsa bir şekilde bunlar ortadan giderilebilir, giderilebilecek sorunlar olduğunu düşünüyoruz. Biz hiçbir şey yani kafamıza takmadan bunların da ortadan giderileceğini düşünerek Ankara Gücü'nü tercih ettik. Hocam bir soru da ben sorayım. Tamam. İç transferde büyük oranda bütün oyuncularla anlaşma sağlandı. Siz geçtiğimiz seneki takımı ne kadar izlediniz, ne kadar tanıyorsunuz? Bir de oyuncular hakkında birkaç bilgi verebilir misiniz? Mesela en beğendiğiniz oyuncu kimdi? Eksik bölgeler neresi? Onunla ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Şimdi Demircek'te söylediğim gibi İsmet benim arkadaşım. Daha önce benim meslektaşım. Ondan gerekli bilgileri aldım. Biz meslektaşız. Benim yardımcılarım da izlediler. Yeniden bir yapılanma içerisindeyiz. Tabii ki yani geçen seneki teknik direktörü, ekibini tebrik ettik. Oyuncularını da tebrik ettik. Ama bu ligin de bir seviyesi var. Her ligin, Süper Lig'in bir seviyesi var. PTT 1. Lig'in bir seviyesi var. 2. Lig B'nin bir seviyesi var. Bir de kriterleri var. Biz bunları çok iyi bilen antrenörleriz. Kendimizi bu konuda iyi yetiştirdik. Bu takımda nereye, hangi mevkiye oyuncuların olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bunun için de çalışmalar içerisindeyiz. Zaman içerisinde bu oyuncular yavaş yavaş gelmeye başladığında takım içinde tabii ki bir rekabet olacak. Yani baktık ki mukavele yapıldı. Bazı oyuncuya atıyorum 10 lira bir para verildi. Ama biz aynı paraya bu ligin seviyesine göre bir oyuncu getirdiysek o zaman oyuncu yollarımızı ayırmak zorunda kalacağız. Bunu da kendilerine zaten bugün yaptığımız toplantıda söyledim. Aramıza yine gelecek arkadaşlar da olacak. Hiçbir şey şampiyon olundu veya farklı üçüncü bitirildi, kupa şampiyon olduk diye aynı kadroyla devam edilmiyor. Bu bir rotasyondur. Biz de bu rotasyonu Ankara Gücü'ne uygun bir şekilde, bütçesine de uygun, camiasına da uygun oyuncuları bir araya getirmek için uğraşıyoruz. Hocam Fenerbahçe'de çalıştınız, orayla iyi ilişkileriniz var mutlaka. Oradan bir oyuncu düşünüyor musunuz? Aykut Hoca'yla dün akşam, evvelsi akşam konuştum. 2-3 oyuncuyla ilgimiz var. Kamp sonunda, Fenerbahçe'nin kampının sonunda onlarla ilgili durumlar belli olunca netlik kazanacak. İsim veremiyorsun şu anda. İsim veremiyorum şu anda çünkü futbol belli olmaz. Biri sakatlanır, tam gelmek isterken takımda tutarlar veya siz anlaşırsınız başka bir yere gider. Hayatta hiç sevmediğim şey bir şey olmadan söylemek, konuşmak yanlış olur. Katılan futbolcuları isimlerini paylaştınız hocam. Bugün bir değerlendirme de alabilirsek hatta. Daha şimdi yeni geldim. Yani daha ilk defa idmana bile çıkmadım yani. Yeni katılan Arif Morkaya ile Yusuf, kendilerini tanıyorum. Yani çok yakından, hatta yani şu an bize gelmeleri bizim için çok önemli. Bu şartlar altında kendilerini Süper Lig'den bile isteyenler vardı. Bunu da söyleyebilirim. Ama bize söz verdiler. Çok karakterli insanlar olduğu için bizi tercih ettiler. Bugün biz de idmana çıktılar. Herkes bunu bilsin yani. Bize söz verdiler. İmza atmadan Süper Lig'den teklif aldı bu oyuncular. Bizi tercih ettiler. Burada benim onlarla olan diyaloglarım, başkanımızın konuşması, Ankara Gücü'nün ve taraftarlarının coşkusu ve tutkusu onları da buraya çekti. Oğuz var bir de yabancılardan hocam. Onu Oğuz'u tanıyorum. Gençler Birliği'nden tanıyorum. Seyrettik. Tanıdığımız, bildiğimiz oyuncu. Yani bizim işimiz bu. Biz boş zamanımızda bütün oyuncuları seyrederiz ekip olarak. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkür. Kolay gelsin. İnşallah hep beraber yeni sezonda yine görüşürüz. Toplantı yaparız, sohbet ederiz. Tamam mı? Hadi.